Önce yine kısaca bir kendini tanıtırsan sonra soruma devam edebilirsin. Bir saniye. Sunumum geldi mi? Gelmişti gitti. Tamam. Bir saniye ben masaüstü şeklinde paylaşayım daha sağlıklı olacak. Yoksa görmüyorum. Evet. Merhabalar. Sesim net geliyordur umarım. Sunumumu da görebiliyorsunuzdur. Tam ekran Ben yapabilirsek. yapacağım birazdan. Şuradan. Adım İlker Turp. Elektronik bilgisayar eğitim mezunuyum. Elektronik öğretmeniyim. 2003 yılından beri Milli Eğitim'de öğretmenlik yapıyorum. 7 yıldır da idareciyim. Bir meslek sitesinde müdür baş yardımcısıyım. Ben size atom çağını anlatmaya çalışacağım. Kameramı kapatıyorum. Evet. Evet, düzgün gözüküyordur umarım. Aynen, bir sıkıntı yok. Sesim de iyi geliyor, değil mi? Evet. Evet. Atom çağını aktarmaya çalışacağım. Gerçekten çok özel bir dönem, çok özel yıllar bence. Çünkü burada çok ciddi buluşların olduğu, gerçekten böyle çok önemli icatların yapıldığı bir dönem bu. Ve bu dönemde de bununla birlikte iki yıkıcı dünya savaşı var. Buna rağmen elektronik anlamında, işte uzay bilimleri anlamında, fizik bilimi anlamında çok ciddi gelişmeler var bu dönemde. Ve bu döneme biz özellikle Alman, Fransız, İngiliz, Amerikalı, İskoç, Rus bilim adamlarının damgasını vurduğunu görebiliyoruz. Ve bu dönemde de başlangıcımız radyoaktivite ve sonrasında da atom inceleniyor. Atomla ilgili ciddi buluşlar yapılıyor ve ondan sonra elektrikli aletler ve elektronik cihazlar gelişmeye başlıyor. Ve gökbilim konusunda da ciddi aşamalar kaydediliyor. 1895 yılıyla önce Fransa'nın Paris şehrinde sinematograf adı verilen ve ilk sinema olan İlker çok pardon. Sunumun altında bu şey Teams ekranı küçük görünüyor. Onu indirebilir misin? O yazıyı kapatıyor. şu mu? Ha, aynen şimdi çok iyi Ha, oldu. oldu değil mi? Evet. Louis Lumière Fransa'da Paris kentinde 33 kişiyle ilk sinematograf adı verilen bir ilk sinema gösterisini sergiliyor. Ve saniyede 16 fotoğraf yansıtarak ve bu fotoğraflarda 1.377 inç 35 milimetre genişliğinde bir filmde çekilmiş oluyor. Ve böylelikle insanların ilk para vererek izledikleri sinema gösterisi, sinema şovu olarak geçiyor tarihe. 1897 yılında J.J. Thomson katot ışınlarını inceliyor ve bu esnada elektronları keşfediyor. Elektronlarının keşfi tabii ki bir çığır açıyor ve atomların yapısının anlaşılmasını sağlıyor. Bu katot ışını incelerken elektronları keşfetmesiyle birlikte ona bu keşfi 1906 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazanmasını sağlıyor. Daha sonra 1895 yılına geldiğimizde X ışınları keşfediliyor. Burada Alman fizikçi Wilhelm Conrad Röntgen elektrik ışık tüpleriyle deney yaparken X ışınlarını keşfediyor. Bunlara matematikteki o gizemli bilinmeyen X isminden dolayı, X harfinden dolayı X ışınları adını veriyor. Burada Röntgen'in bu buluşuyla bu X ışınları kemik ve metal gibi materyallerden geçemiyor ama et ve kağıttan geçebiliyor. Böylelikle hatta sol tarafta göreceksiniz Röntgen'in eşi Anna'nın
parmağındaki yüzükle birlikte röntgen görüntüsü, onun da röntgen görüntüsünün fotoğrafı var burada. Bu X ışını radyasyonu aynı zamanda ciddi anlamda akciğer problemleri, kemik kırıkları ve vücuttaki yabancı nesneleri tespit etmek için kullanılıyor. Ve burada tabii o zamanlar potansiyel anlamda X ışınlarının yaydığı radyasyonu anlayamıyorlar ve çok anlaşılmıyor ilk başlarda ve böylelikle bu ışınlara maruz kalan personel, hastalar uzun süreli X ışını radyasyonuna maruz kaldıklarında bununla ilgili zarar görüyorlar. Bu daha sonra ciddi anlamda keşfediliyor. 1896'ya geldiğimizde Henri Becquerel uranyum tuzlarıyla çalışırken tesadüfen radyoaktiviteyi keşfediyor 1896 yılında ve bu yıllarda aspirin satışa çıkıyor. 1897 Bayer şirketi tarafından aslında asilik asit ismi verilen 1897'de aspirin olarak satılıyor ve aspirin her yıl 100 milyar tablet satılıyor ve insanlar tarafından kullanılarak dünyanın en yaygın ağrı kesicisi oluyor. Ve vücuttaki sinir uçlarındaki ağrı eşiğini yükselterek ağrıyı azaltıyor. Dünyanın en büyük teleskobu Wisconsin'de Yerkes Gözlem Evi'nde. En büyük kırılma teleskobu. Bu kırılma teleskobuyla kastettiğimiz ayna yerine mercek kullanan teleskop. Bu teleskop 40 inç yani 102 santimetre çapında bir merceğe sahip ve bu teleskopla birlikte 1951'de Samanyolu'nun spiral şeklinin keşfi sağlanıyor. Bununla ilgili teknik bilgilere baktığınızda 19.2 metre uzunluğunda bir ana tüp var. 225 kilogram ağırlığında da dev bir cam merceği tutuyor. Gerçekten devasa, dünyanın en büyük teleskobu. 1897 yılında David Mitchell 3 D hücreli pili fiber bir kağıt tüpün içine koyuyor ve İngiliz mucit ilk tüp şeklindeki el fenerini yaratıyor. Kontak uçlarına kısa bir süre bastığında da elektrik devresi tamamlandığı için piller küçük ampulü yakıyorlar. Bu nedenle de buna el feneri ismi veriliyor. İlk el feneri de 1897 yılında icat edilmiş oluyor. İlk uzaktan kumandayı Avusturyalı Macar mucit Nikola Tesla bir tekneye üzerinde kullanıyor ve 47 inçlik bu teknede radyo dalgalarını kullanarak bu tekneyi kablosuz olarak kontrol ediyor 1898 yılında ve Tesla tekneye komut verirken onu yönlendirmek ve elektrik motorunu açıp kapatmak için radyo sinyalleri gönderiyor. Bu şekilde gördüğünüzde Tesla'nın uzaktan kumandalı teknesinin fotoğrafı. 1898 yıllarda soy gazların keşfi. Burada İngiliz kimyagerler William Ramsay ve Maurice Treves 3 kimyasal element keşfediyorlar. Soy gaz deniyor bunlara. Kripton, neon ve xenon. Bu kimyasal elementler çoğunlukla duran soy gazlar ve bu da diğer maddelerle nadiren tepkimeye girdikleri anlamına geliyor. 1900 yılında ise Almanya'nın Konstanz gölünden Zeppelin LZ-1 ilk uçuşunu gerçekleştiriyor ve 17 kauçuklu pamuk hücresinde içerisinde bulunan hidrojen gazı sayesinde Zeppelin havalanıyor ve Zeppelin'in fotoğrafını da görüyorsunuz sağ tarafta. Gerçekten oldukça büyük, devasa, 128 metre uzunluğunda bir Zeppelin. 1900 yılların hemen başlangıcında vakumlu elektrikli süpürge icat ediliyor. Huber Cecil Butte
Bu dev bir elektrikli süpürge icat ediyor ve bu elektrikli süpürge içten yanmalı bir motorla çalışıyor. İçinde pistonlu pompa, toz ve kiri toplayan bez bir filtre var. Ve bu borular sayesinde havayı çekiyor. Bir at arabasıyla Butte evlerin dışına park ettiği bu at arabasıyla kapı ve pencerelerden içeriye bu sistemi kullanarak süpürme işlemini gerçekleştiriyor. 1901 yılında da kan grupları Karl Landsteiner, Avusturyalı biyolog, ilk majör kan gruplarını yani AB ve sıfır gruplarını tanımlıyor ve bu icadı tabii ki çok önemli çünkü bunun sayesinde daha güvenli ve daha etkili kan nakillerinin hazırlanmasını sağlıyor. 1901 yılında Tyrannosaurus Rex, Amerikalı paleontolog Burnham Brown tarafından Montana'da Hell's Creek kaya oluşumunda onun fosili keşfediliyor, kalıntıları ve incelendiğinde büyük iki ayaklı et yiyen bir dinozor olduğu anlaşılıyor ve ilk başlarda ona verilen isim Deinosaurus Imperius diye verilen Latince bir isim var ve daha sonra ona Tiran Kertenkele Kralı ismi anlamına gelen Tyrannosaurus Rex, kısaltılması da T-Rex olan isim veriliyor. Ve bununla ilgili de New York Amerikan Doğa Tarih Müzesi'nde T-Rex iskeleti ziyaretçilerin izlenimine açık. Bununla ilgili de Henry Fayetteford Osborne'un şimdiye kadar tarif edilen etobur kara hayvanlarını fazlasıyla aşan bir boyuta sahip olduğuna dair sözü var 1905 yılında. 1902 yılında atmosferin katmanları Fransız meteorolog Léon Tisserand de Bert tarafından yapılan araştırmalar neticesinde 200'den fazla hava balonu kullanıyor ve 10 yıllık bir araştırmanın sonunda dünya atmosferinin en alt iki katmanını tanımlıyor. Troposfer ve yer seviyesinden ortalama 6.2 mil kadar yüksekliğe uzanıyor ve stratosfer bu en alt iki katmanı tanımlıyor Fransız meteorolog. Elektrokardiyograf 1903 yılında Hollandalı doktor Willem Althoff tarafından ilk hassas elektrokardiyografi yani EKG cihazı icat ediliyor. Burada hasta elleri ve ayaklarını tuzlu suya batırıyor. Hastadan gelen tuzlu suyla iletilen elektrik sinyallerini makine okuyor ve böylelikle kalbin attığı andaki o küçük elektrik akımlarını ölçebiliyor Hollandalı doktor. EKG tabii ki günümüzde çok önemli, o zamandan günümüze gelişmiş haliyle kalp problemlerini çözmek için kullanılan cihaz. İlk jeotermal elektrik jeneratörüne güç sağlayan 1904'te İtalyan iş adamı Piero Ginori Conti toprağın içindeki ısıyı kullanarak suyu buhara çeviriyor ve bu şekilde elektrik jeneratörüne güç sağlıyor. Vakum diyot İngiliz mühendis John Ambrose Fleming tarafından patent alınıyor vakum diyodunun. Bu cihaz elektriği tek yönde iletebilen ve alternatif akımı doğru akıma dönüştüren bir cihaz. Ve önemli bir cihaz çünkü günümüzde elektronik teknolojisinin geldiği nokta anlamında Fleming'in bu diyordu elektronik cihazların ve bilgisayarların icadında üretilmesinde kullanılıyor. Ve Fleming diyotunun modelinde görüyorsunuz. Bir ampul şeklinde. Ondan sonra yarı iletkenler bu vakum diyotlardan sonra geliştirilerek günümüzdeki diyotlar ve transistörler şeklinde kendini gösteriyor. Kromatografi de 1903 yılında Michiel Tiet tarafından kromatografi geliştiriliyor. Adli tıpta yaygın olarak kullanılıyor ve burada
mürekkep gibi pigment karışımlarını ayırabilen işlemi gerçekleştiriyor. Wright kardeşler var. 1867 ve 1912 yıllarında Wilbur Wright ve Orville Wright, o da 1870 ve 1948 yılları arasında. Aslında Dayton, Ohio'da bisiklet işiyle ilgileniyor bu kardeşler. Ama uçuştan çok etkilendikleri için ve uçuşun nasıl gerçekleştiğini, bunu etki eden faktörler neler, bunun üzerine çok kafa yoruyorlar, çok ilgilerini çekiyor. Ve onlar planörleri ve rüzgar tünellerini inşa ediyorlar. Ve ilk havadan ağır, güçlü uçak olan 1903 Wright Flyer'ı uçuruyorlar. Ve ilk uçuşunu da Big Kill Devil Hill'de gerçekleştiriyor, Kuzey Carolina'da. Wright planörlerinin kendileri geliştirdikleri bu planörle 200'den fazla uçuş yapıyorlar Wright kardeşler. Hemen bu yılların devamında insanların gökyüzüne doğru ciddi bir ilgisi var. Wright kardeşlerin uçağıyla birlikte, planörüyle birlikte geliştirilmeye başlanıyor. İnsanlar yönlerini gökyüzüne çevirmeye başlıyorlar iyice. Ve bu dönemde 1903 yılındaki Wright Flyer'la birlikte bundan 11 yıl sonra Alman havacı Karl Ingold ve Mercedes Aviatik Fav, evet kesintisiz olarak yaklaşık 1.69 kilometre boyunca uçuş gerçekleş. 1.69 kilometre boyunca. Planörcülük gittikçe gelişiyor. Burada İngiliz mühendis George Cayley ve Alman havacılığın öncüsü Otto Lilienthal çalışmalar yapıyorlar. Ve kısa mesafelerde süzülebilen güçsüz uçakların gelişimi bu dönemlerde gerçekleşiyor. 2000'den fazla planör uçuşu yapıyor. Lilienthal gerçekten kendini tamamen bu işe atıyor. Ve onun önce deneyleri 1891 ve 1896 yılları sırasında ve planör kazasında vefat etmesine kadar devam ediyor. Motorlu uçuşu gerçekleştiren bahsettiğimiz gibi Wright kardeşler, onların da ilk planörleri müzede fotoğrafını görüyorsunuz. Bu dönemde önemli olaylara baktığımızda 1903 yılında Wright kardeşlerin Kuzey Carolina'daki uçuşu, burada Orville Wright burada pilot olarak o uçuruyor ve sürtünmeyi azaltmak için karnının üzerine uzanarak 12 saniye boyunca uçuşu gerçekleştiriyor. Louis Blériot, Fransız havacı, 1909 yılında 75.6 kilometre bölü saat azami hızla Blériot-UMS tek kanatlı uçağıyla İngiliz kanalını geçerek uçan ilk kişi. 1911'de bir gemiye ilk iniş ve kalkış Curtis çift kanatlı uçağın pilotu Eugene Ely tarafından gerçekleştiriliyor ve kendisi Kaliforniya'da kalkıp San Francisco Körfezi'ndeki USS Pennsylvania'ya iniş gerçekleştiriyor. 1927 yılında da pilot Charles Lindbergh, Amerikalı pilot, o da Spirit of St. Louis tek kanatlı uçağıyla Atlantik'i ilk tek başına kesintisiz olarak geçiyor. Uçağa ilgi, uçmaya ilgi bu dönemlerde yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada Igor Sikorsky'yi görüyorsunuz. Onun tarafından inşa edilen Le Grand ve bu dönemde Fransız havacı André Fabre. O da ilk deniz uçağını 1910 yılında inşa ediyor ve Wilbur Wright'ın 200'den fazla uçuş gerçekleştirerek havacılığa verdiği bu ilham daha sonra öncülük ediyor diğer mucitlere. Burada Igor Sikorsky'yi ve André Fabre'yi görüyorsunuz fotoğraflarıyla.
Uçakların nasıl uçtuğuna dair, uçakları dört uçuş kuvvetinin uçurduğu ve yapıç roll ismi verilen, işte havaya yükselen bir uçak, kontrol yüzeyleri adı verilen menteşeli panelleri kullanarak üç eksende hareket edebiliyor. Ve daha sonra kanatçıklar uçağı bir yandan diğer tarafa döndürüyorlar. Aynı zamanda kuyrukta bir dümen var. Bu dümen ve aynı zamanda lif sayesinde de yukarı aşağı hareket etmesini sağlıyor. Burada uçakların nasıl havalanacağı ile ilgili gizem de aslında çözülmüş oluyor. Altın çağı olarak geçen dönemde havacılık Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde savaştan sonra tarım alanlarının uçaklar sayesinde ekinlerin ilaçlanması, havadan ölçüm ve hava posta hizmetleri sayesinde savaşın dışında barış zamanında bu uygulamalarla birlikte çiçek açıyor. Burada dönemde motorlar artık daha güçlü, daha güvenilir. Kargo ve yolcu taşıma için büyük uçaklar yapılmaya başlıyor. Ve burada da 1935'te 14 yolcu taşıyan Douglas Sleeper Transport'u görüyorsunuz. Ve bu dönemde de Radio Detection and Reconnaissance kısaltması olan radar uçakları ve füzeleri tespit etmek için radyo dalgaları kullanıyor. Bu dönemde radar icat ediliyor ve aynı zamanda uçaklarda acil bir durumda genellikle pilotu fırlatmak için vurulan bir uçakta ya da acil bir durumda pilotu güvenli bir şekilde fırlatmak için fırlatma koltukları icat ediliyor ve ilk otopilot 1912 yılında Amerikalı havacı Lawrence Sperry tarafından tasarlanıyor ve uçağı rotasında tutmayı başarıyor. Bunu da kontrol yüzeylerini ve motor gücünü otomatik olarak ayarlayarak yapıyor. Bu dönemdeki önemli olaylara baktığımızda basınçlı kabine sahip ilk yolcu uçağı Boeing 307 Stratoliner 33 yolcu ile uçuyor ve hava koşullarının çok üzerinde sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmek için 20 bin fite yüksekliğe çıkıyor ve bunu da basınçlı kabine sahip olması sayesinde yapıyor. 1939 yılında Alman uçak tasarımcısı Ernst Haeckel tarafından jet motorlu bir uçağın ilk uçuşu gerçekleşiyor. O da Haeckel H178. 1952 yılında da The Havilland Comet, British Overseas Airways Corporation'a ait bir hava yoluna ait ilk hizmete giren jet uçağı. 4 tane jet motoru var ve ciddi bir menzile sahip. Ve ilk iş jeti 1957 yılında Lockheed Jetstar uçuyor ve uçuşunda 10 yolcu ve 2 mürettebat kapasitesine sahip bu uçak yaklaşık 204 adet üretiliyor. 1905 ve 1906 yılına geldiğimizde 1906 yılında alerjiler tanımlanıyor. Bunu da Clemens von Pierki, Avusturyalı doktor, alerji terimini tanımlıyor. Ve bu da toz, polen veya zararlı olarak gördüğü belirli yiyecekler gibi ortamdaki bir şeye tepki olarak vücudun bağışıklık sistemi tarafından gösterilen aşırı reaksiyon olarak tanımlanıyor. 1905 yılında ise Alman kimyager Fritz Haber azot ve hidrojen içeren kimyasal reaksiyondan gübreler için çok önemli bir bileşen olan amonyak adlı bir kimyasalın yapılması işlemini anlatıyor. Ve amonyak endüstriyel anlamda üretmek için laboratuvar işlemlerine geçiyor 1905 yılında. 1907 yılında Belçikalı Amerikalı kimyager Leo Baekeland
odun alkolünden elde edilen kömür katranı ve formaldehitten elde edilen fenol adlı bir kimyasal kullanarak öncü bir plastik türü geliştiriyor. Buna da bakalit ismi veriliyor daha sonra. Bakalitin üretimi ucuz, sert bir yapıya sahip ve elektrik ve ısıya karşı da yüksek direnç gösteriyor. Elektrik yalıtkanı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor ve telefondan mücevherlere kadar da binlerce ürüne dönüştürülüyor. Gerçekten de elektrik yalıtkan malzemesi olarak ve diğer birçok cihazda kullanılıyor. 1905 yılında ise Amerikalı genetikçiler Nettie Stevens ve Edmund Beecher Wilson, onlar üremede rol oynayan XX ve XY cinsiyet kromozom sistemini tanımlıyorlar. Burada da kromozom sistemini tanımladıktan sonra bir çocuğun oluşması için, bir erkek veya dişi çocuğun oluşması için kromozomların ne şekilde birleştiğini tanımlıyorlar. 1906 yılında Richard Dixon Oldham, İngiliz jeolog, 1906 yılında o depremler sırasında çıkan farklı sismik dalga türlerini tanımlıyor. Ve sismik dalgaların yayılımını ve ne kadar hızla yayıldıkları hakkında araştırmalar yapıyor. Bununla ilgili de sismik dalga türlerinin tanımlamasıyla birlikte depremler ve depremlerin tanımlanmasının ve şiddetlerinin yolu açılmış oluyor. 1908 yılında radyasyon ölçümü gerçekleşiyor. Alman fizikçi Hans Geiger tarafından. Atom çekirdeği hakkında teorilerini geliştirmesine yardımcı olmak için Yeni Zelandalı fizikçi Ernst Rutherford'la çalışıyor. Geiger radyasyonu tespit etmek için bir cihaz yapıyor ve ona da Geiger sayacının ismi veriliyor. Ve bu sayaç sağ altta gördüğünüz 1932 yılındaki ilk sayaç. Bir Geiger sayacının aslında içinde yüksek gerilim teli bulunan gaz dolu bir tüp ve bu radyasyon tüpe girdiğinde ve gazla çarpıştığında elektronları serbest bırakıyor. Bu şekilde cihaz alfa, beta ve gama radyasyonlarını da algılayabiliyor. 1909 yılına geldiğimizde CERN Pida Lund Swensen, kendisi Danimarkalı kimyager, pH skalasını geliştiriyor. Yani bir maddenin asit, nötr veya baz olup olmadığına karar vermenin kolay yolunu sağlıyor. Eğer ölçek sıfırsa o asitik, 14 ise en bazik ve 7 ise pH faktörü, bu da nötr noktayı gösteriyor. Ve 1909 yılında Amerikalı paleontolog Charles Walcott, Burgess Shale isimli yaklaşık 626 milyon yıl önce yaşamış olan deniz hayvanı fosilini buluyor. Bunu da Kanada Rocky Dağları'nda keşfediyor. Ve burası, Kanada'nın Rocky Dağları öyle bir bölge ki 65 binden fazla fosil burada bulunuyor ve dünyadaki en bol fosil alanlarından biri olarak kayıtlara geçiyor. 1910 yılına geldiğimizde Halley kuyruklu yıldızı fotoğraflanıyor. Aslında Halley kuyruklu yıldızı ilk 1066 yılında görülüyor. Ama 1910 yılında da fotoğraflanması sağlanıyor. 9 mil uzunluğunda ve 5 mil genişliğinde bir kuyruklu yıldız ve dünyanın yanından 157.28 mil'den daha yüksek bir hızla geçiyor. 1910 yılında nörolojik anlamda da ciddi gelişmeler var. Burada Alman sinir bilimci Cornbidian Brodmann beyin korteks adı verilen dış yüzeyinin haritasını çıkartıyor. Bu da gözlerden gönderilen sinyallerin ne şekilde beynin bölgelerinde iletildiğini ve korteksin farklı bölümlerinin görevleri bu şekilde Alman sinir bilimci tarafından haritalanmış oluyor. 1912 yılında maymunlar ve ilk insanlar arasında kayıp bir halka olarak
isimlendirilen Piltdown adamı 1912 yılında ve İngiltere'nin Piltdown kentinde keşfediliyor. Burada insan kalıntıları ve ilkel aletler, bu ciddi anlamda yankı uyandırıyor, büyük bir ilgi. Ama 41 yıl sonra bunun bir aldatmaca olduğu kanıtlanıyor. Süper iletkenlerin icadı 1911 yılına karşılık geliyor. Burada Hollandalı fizikçi Heike Kermelik-Onnes aşırı düşük sıcaklıkta bazı metallerin elektriği dirençsiz bir şekilde ilettiğini keşfediyor. Süper iletken olarak bilinen bu kavramda enerji kaybolmuyor ve elektrik akımı çok yüksek değerlerde aktarılabiliyor, iletilebiliyor. Zaten günümüzde de gittikçe geliştirilerek, hatta aşırı düşük sıcaklığa gereksinim duysa da şu an oda sıcaklığında süper iletkenlik üzerine ciddi çalışmalar var ve güçlü elektromıknatıslar ve hızlı elektronik devreler oluşturulmasına imkan sağlıyor bu icat ve günümüzde özellikle hassas fizik deneylerinde, uzay çalışmalarında, uzay istasyonlarında süper iletkenlik kullanılıyor ve Japonya'daki magnet treninde yüksek hızlarda yolculuk yapılmasını sağlıyor. 1911 yılında yıldızları sınıflandırıyor İki gökbilimci Ina Hirschsprung ve Henry Russell. Onlar bir yıldız haritası tasarlıyorlar ve bu yıldız haritası sayesinde benzer türdeki yıldızları bir araya getiriyorlar. Burada onlara yol gösteren yıldızın sıcaklığı ve rengi ve parlaklığı. 1912 yılında Vesta Sleeper mavi kayma adı verilen değişikliği tespit ediyor ve Andromeda galaksisinin dünyaya doğru hareket ettiğini keşfediyor. Uzaydaki bir cisim gözlemciden uzaklaştığında kırmızıya doğru bir kayma meydana geliyor. Bu redshift ve blueshift olarak isimlendirilen Norveçli kaşif Roald Amundsen, Güney Kutbu'na 14 Aralık 1911'de ulaşan ilk başarılı seferi yönetiyor. 5 kişilik keşif gemisiyle çıkıyor ve 2 aylık yolculukları boyunca Axel Heiberg buzulunu keşfediyorlar. İlk montaj hattını Henry Ford, Ford Model T arabasını üretmek için kuruyor. Bu zamandan önce her araba tek tek monte ediliyor ve bu işlem 12 saat veya daha fazla sürüyor. Ancak bu montaj hattı sayesinde otomobilin 3000 parçası işçiler tarafından, normalde bu 84 ayrı adımda birleştirilirken bu işlemler hızlanıyor ve süre 93 dakikaya kadar düşüyor. Ve bu şekilde montaj hattının geliştirilmesi sayesinde işçilikten yapılan bu tasarruf ve zamandan kazan ve seri üretimin hızlandırılması araba fiyatlarının yarıdan daha aza düşmesini sağlıyor. Ve bununla ilgili Michigan'da Highland Park'ta Ford fabrikasını fotoğrafını görebilirsiniz sol tarafta. 1913 yılına geldiğimizde Henry Moseley, İngiliz kimyager, her bir kimyasal elementin atom numarasını belirlemek için X ışınlarını kullanıyor. Örneğin oksijen 8 proton içerirken bakır 29 proton içeriyor. Bu dönemde atom numaralarını belirliyor. Ve 1914 yılında Panama kanalında iki başarısız girişimden sonra Panama boyunca Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan ve binlerce mil mesafeyi kat eden bir kanal inşa ediliyor. Büyük bir kanal ve bu inşaat 45 binden fazla işçiyle gerçekleştiriliyor
Ve 2010 yılına gelindiğinde bu kanaldan 1 milyon gemi geçmiş oluyor. 1914'te de kanın pıhtılaşmasını önleyen maddeleri Belçikalı cerrah Albert Huston keşfediyor. Bu da çok önemli buluşlardan biri çünkü depolanan kandan transfüzyona izin veriliyor. Yani kan naklini depolanmış kandan yapılmasını izin veriliyor. Bu dönemde artık atomla ilgili çalışmalar çok fazla. Atomla ilgili çalışan fizikçiler bu dönemde çok ciddi buluşlar yapıyorlar. Yunanca'da atomos, bölünemez anlamına gelen atomos kelimesinden geliyor atom. Ve 19. yüzyılda maddenin en küçük birimleri olarak kabul edilmişlerdir. Her elementin kendine özgü bir atom tipi var. Ve 118 farklı element şimdiye kadar keşfedildi. Nötronlarda herhangi bir yük bulunmuyor. Protonlar normalde kararlı ve çekirdekte bulunuyorlar. Ve elektronlar da, atomu oluşturan elektronlar da proton ve nötronlarla birlikte yörünge veya elektron kabukları adı verilen yollarda çekirdeğin etrafında sürekli hareketli haldeler. Bu atomik yapı zaten sizlerin de bildiği üzere oldukça önemli. Bununla ilgili birçok çalışma var. Çok geçmişten günümüze uzanan. Radyoaktivite, atomların incelenmesiyle birlikte radyoaktivite ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Radyasyon türleri bulunuyor ve radyoaktif bir atomun bozulması 3 ana radyasyon türünün emisyonunu içeriyor. Bunlar alfa, beta ve gama radyasyonları. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor ve alfa, beta, gama ışınlarının incelenmesi ve tanımlanması bu dönemde yapılıyor. Bu dönemin önemli olaylarına baktığımız zaman M.Ö. 400 yılında antik Yunan filozofu Demokritos, maddenin nasıl farklı biçimlere ve düzenlemelere sahip küçük bölünemez parçacıklardan oluştuğunu anlatıyor ve bu parçacıklara atom adını veriyor. 1896 yılında André Becquerel, X ışınlarının fotoğraf filmi üzerindeki etkilerini incelerken radyasyonu keşfediyor. 1897 yılında Niels Bohr, elektronların çekirdeğin etrafında farklı enerjilere sahip kabukları veya yörüngeleri işgal ettiği bir atom modelini öneriyor. 1913 yılında ise J.J. Thomson, katot ışını tüplere deney yaparken elektronu tanımlıyor ve onun keşfi atom çalışmasındaki ilk adım. Bu döneme ve ismini veren çalışmalar bu bilim adamları sayesinde gerçekleşiyor. Nükleer güç santrallerinin keşfi de bu döneme karşılık geliyor ve dünyadaki elektriğin yaklaşık %11'i uranyum atomlarının çekirdeklerinin bölünerek ısı ürettiği bir süreç olan nükleer füzyon tarafından üretiliyor. Ve bununla ilgili nükleer güç santralleriyle ilgili çalışmalar bu dönemlerde başlıyor. Daha sonraları Ford'un 1958'de bir konsept tasarımı var. Ve bu aracın, bu sol taraftaki fotoğrafta da görüyorsunuz, küçük bir nükleer reaktörden güç alan nükleon arabasını tasarlıyor. Tabii bu araç hiç üretilmiyor. Yani bir konsept olarak kalıyor. Ama bu çalışma şuna ilham veriyor. O da sonraki yıllarda nükleer ve nükleer enerjiyle hareket eden gemiler ve denizaltıların yapılmasını aslında ön ayak olmuş oluyor. Ve radyoaktivite icadıyla birlikte kullanım alanları da geliştirilmeye başlanıyor. Sterilizasyonda kullanılıyor. Kayaların tarihlendirilmesinde ve ilaçlarda kullanılıyor. Sterilizasyonda potansiyel zararlı mikroorganizmaları ve enfeksiyonları yok etmek için tıbbi aletleri sterilize etme, yiyecekleri korumak amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda radyoaktivite
kayaların tarihlendirilmesinde kullanılıyor. Çünkü kayada bulunan uranyum kararsız ve zamanla kurşuna dönüşüyor. Bu da uranyumun kurşun oranını ölçerek kayaların doğru bir şekilde tarihlendirilmesine yardımcı oluyor. Pozitron emisyon tomografisi adı verilen PET taraması hastalıkları teşhis etmek için izlenen radyoaktif bir kimyasal kullanıyor. Bu dönemde önemli olaylara baktığımızda bu dönemde John Cockcroft ve Ernst Walton parçacık hızlandırıcı adı verdikleri makineyi kullanarak ilk kez bir atomun çekirdeğini bölüyorlar. 1938 yılında ise Otto Hahn ve Fritz Strassmann fizikçi, yani kimyagerler ve Avusturyalı fizikçi Lisa Meitner, uranyum atomlarının bir nükleer zincir reaksiyonu başlatmak için nükleer füzyonun nasıl bölünebileceğini gösteriyorlar. Kendi nükleer reaktörüyle çalışan ilk denizaltı USS Nautilus, o da 1954 yılında ve ilk 12 yılında 560 bin kilometre yol kat ediyor kendi nükleer reaktörüyle çalışan bu denizaltı. Ve 1956 yılında Sellafield'deki Calder Hall büyük miktarlarda enerji üreten ilk ticari nükleer enerji santrali oluyor. 1915 yılında kıta göçü, yani kıtaların nasıl oluştuğu Alfred Wegener tarafından keşfediliyor. Alman jeofizikçi kendisi ve aslında ilk başta adaların tek bir kara parçası veya süper kıta olduğunu ve bunun 250 milyon yıl önce olduğunu, daha sonra aralarında boşlukların oluşmaya başladığını ve günümüzde tabi bu boşlukların oluşmasının 130 milyon yıl önce olduğunu söylüyor. Ve günümüzde de artık kıtaların günümüzdeki şeklini aldığını, konumunu aldığını söylüyor. Dağların oluşumuyla ilgili Alfred Wegener'ın teorisi, birçok dağın hareket eden kıtaların bazı kısımlarının bir araya gelerek bükülmelerine ve katlanmalarına neden olarak oluştuğunu öne sürüyor. Önceden insanlar ise dağların yüz milyonlarca yıl önce dünya yüzeyinin soğuması ve bükülmesiyle oluştuğunu düşünüyorlardı. Ve bir yıldız keşfi 1915 yılında, o da Robert Innes tarafından Proxima Centauri yıldızını keşfediyor. Güney Afrika'da bir gözlem evinde çalışan İskoç gökbilimci bu yıldızın 4.25 ışık yılı veya 25 trilyon mil uzaklıkta Güneş'ten sonra Dünya'ya en yakın olan yıldız olduğunu ve bu da burada da sağ tarafta Hubble teleskobundan görüldüğü şekliyle Proxima Centauri'yi görebiliyorsunuz. 1915 yılında ilk prototip tank Little Willy. Çok ağır hareket etmesine rağmen, yani sadece 3.2 kilometre hızla gidebilmesine rağmen hendekleri geçebiliyor ve tankların savaşlarda kullanılan, tankların ki hayati önem taşıyor savaşlarda, ilk aşaması, daha sonra savaşta kullanılacak olan Mark I isimli tankın önünü açıyor. Onun da bu müzede hala saklanıyor. 1916 yılında elektron paylaşımı Amerikalı kimyager Gilbert Davis ve tarafından atomların moleküller oluşturmak için birbirlerine bağlandıklarını ve dış elektronlarını paylaştıklarını öne sürüyor. Ve bu fikri başka bir Amerikalı kimyager olan Irving Langmuir 1919'da geliştiriyor ve bu ikisinin ismini alan Lewis-Langmuir teorisi olarak biliniyor. Samanyolu galaksisinin konumu Amerikalı gökbilimci Harlow Shapley tarafından aslında
bu döneme kadar, 1916 yılına kadar Güneş sistemimizin Samanyolu'nun merkezinde olduğu düşünülüyordu. Ama aslında Samanyolu'nun merkezinde olmadığını, hatta binlerce ışık yılı uzakta olduğunu tespit ediyor. Ve buna da, bu kanıya varırken de Shapley uzak yıldız kümelerini inceliyor ve Samanyolu'nun merkezinde bir hale oluştuklarını öğrendikten sonra keşfediyor. 1917 yılında Amerikalı zoolog Joseph Grinnell, her canlının ekolojik bir niş olarak bilinen habitatında kendi yeri veya rolü olduğu fikrini ortaya atıyor. Yani canlıların habitatlarında bir görevleri olduğu, rastgele yaşamadıkları ve bunu yerine getirdikleri fikrini ortaya atıyor. Aynı zamanda 1917 yılında Ernst Rutherford, atomların çekirdeklerini ateşleyerek nitrojen atomlarını oksijen atomlarına dönüştürüyor. Bu sürece dönüşüm ismi veriliyor. Ve bu dönemde yine Atlantik'te ilk hava geçişleri gerçekleştiriliyor. Üç farklı uçak türü, yani ilk hava gemisi R-34, ilk uçan tekne bir NC-4 ve İngiliz havacılar John Alcock ve Arthur Brown tarafından bir Vickers Vimy uçağında yapılan ilk kesintisiz uçuşlar. Ve Atlantik bu şekilde 3 farklı uçak türüyle 1919 yılında başarıyla geçilmiş oluyor. Fransız-Kanadalı biyolog Felix Derel, dizanteri hastalığına neden olan bakterileri araştırırken bakterilere saldıran ve onları yok eden virüsleri keşfediyor ve adlandırıyor. Hatta onlara bakteri yiyiciler anlamına gelen bakteriyofajlar adını veriyor. Sol üst köşede de bakteriyofajların bir bakteriye saldırırken ki fotoğrafını görebilirsiniz. 1918 yılında da sonar dalgaları keşfediliyor. Bunu da yapan Paul Langevin, su altındaki denizaltıları tespit etmek için yardımlı sonar tespit entegrasyonu ve sınıflandırma sistemi tasarlıyor. Bu sistem ses dalgalarını su boyunca tek yönde iletiyor ve geri yansımasıyla birlikte su altında bulunan gemi ya da ne varsa nesne, bunlarla ilgili bunların yerini ve mesafelerini keşfediyor, buluyor. Ve Albert Einstein'a geliyoruz. Hepinizin bildiği üzere o döneme özellikle çok ciddi anlamda damgasını vurmuş. Hala kendisinden sürekli bahsedilen gerçek bir dahi. İlk olarak 1908'de İsviçre'de bir üniversitede öğretim görevlisi ve 4 yıl sonra da Prag'da profesör oluyor. Ve şöhreti arttıkça ders vermesi için, sempozyumlara, seminerlere katılması için ciddi anlamda talep görmeye başlıyor. Albert Einstein 1879 yılında doğmuş ve 1955 yılında ölmüş. 1905'te 4 olağanüstü bilimsel makale yayınladığında İsviçre'de patent ofisinde çalışan bir memur ve kendisi zamanın en büyük düşünürlerinden biri ve evrene bakış açımızı değiştiren bir deha. Einstein ilk makalesinde ışık malzemeler üzerinde parladığında elektronların bazen açığa çıktığı bir fenomen olan fotoelektrik etkiyi açıklıyor. Işığın tek bir sürekli akış olarak aktığı fikrini reddediyor ve bunun fotonlar veya kuanta olarak bilinen bireysel enerji parçalarından oluştuğunu savunuyor. Bu çalışmalar ona 1921'de Nobel Fizik Ödülünü kazandırıyor. Çokça konuşulan teorisi, özel görelilik teorisi. Işık hızının sabit olduğunu ancak zaman ve uzayın bağıntılı ve göreceli olduğunu söylüyor Einstein. Bu zamanın ve uzayın esnek olduğu, kişi ne kadar hızlı seyahat ederse zamanın o kadar yavaş geçeceği şekilde değişebileceği anlamına geldiğini söylüyor. Einstein 1905 yılında yayınladığı başka bir makalesinde de bilimin maddeye ve enerjiye olan bakışını değiştiriyor. Ve o ünlü denklemi ortaya atıyor.
E eşittir mc kare denklemini. Burada bu denklem şunu anlatıyor aslında. Maddenin kütlesi ve ışık hızına bağlı olarak enerjinin çok küçük miktarlardaki bir maddede büyük miktarlarda enerji bulunabileceği ve atomun gücü de ve silahlarda kullanılan bir ilke bu. 1933 yılında Amerika'da Amerika'ya gidiyor, Avrupa'dan ayrılıyor ve Princeton Üniversitesi'nde orada çalışmaya devam ediyor ve dünyanın en parlak bilim adamı olarak yaşamına devam ediyor. Müziğe çok ilgisi var. Fizikçi olmasaydım muhtemelen müzisyen olurdum diyor. Ve boş zamanlarında keman çalmayı çok seviyor. Einstein 1916 yılında da genel görelilik teorisini özel görelilik teorisinin yer çekiminde içeri şekilde genişletiyor. Özel göreliliği yer çekiminde ekliyor. Ve genel görelilik teorisini açıklıyor. Daha küçük nesneler burada bahsettiği çalışmasında kara deliklere ve uzak yıldızlardan gelen ışığın neden büküldüğünü açıklamaya yardımcı oluyor bu teori. 1922 yılında İngiliz bilim adamı Sir Edward Mellenby dişlerin ve kemiklerin sağlıklı kalması için kalsiyumu emmeye yarayan D vitaminini keşfediyor. Aynı yıl içerisinde araştırma doktoru Herbert Evans ve asistanı Catherine Bischoff E vitaminini keşfediyor. E vitaminin vücudun sağlıklı vücut hücrelerini korumasında rol aldığına inanılıyor. Ve 1920 yılında ilk yara bandı diye tabir ettiğimiz yapışkan bandaj Amerikalı mucit Earle Dixon tarafından keşfediliyor. Earle Dixon bu keşfi karısı Joseph'in ev işleriyle uğraşırken aldığı ufak tefek yaralar nedeniyle ona pansuman amaçlı olarak aslında geliştiriyor ve daha sonra bunu daha da geliştirerek Band-Aid markası adı altında satışa sunuluyor ve hala günümüzde de kullanılmaktadır. 1921 yılında Karel Sapek tarafından Çek yazar robot kelimesi ilk kez Rossum's Universal Robots oyununda kullanılıyor. Bununla ilgili sağ tarafta gazetede görebilirsiniz. İlk robot kelimesi 21 yılında ortaya çıkıyor. Hala da kullanılır. 1920 yılında ise yıldızlarla ilgilenen İngiliz gökbilimci Arthur Eddington bir yıldızın enerjisini nükleer füzyon adı verilen bir süreçle elde ettiğini öne sürüyor. 21 yılında tüberküloz aşısı bulunuyor ve ilk kez insanlar üzerinde test ediliyor. Ve veremle savaşan maddeler üretmek için vücudun bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı oluyor. Bu aşının geliştirilmesi Fransız bilim adamlarının 15 yılını alıyor. 21 yılında ise 1921'de insülin keşfediliyor. Kanadalı bilim adamları Charles Best ve Frederick Banting önce köpeklerden sonra da sığırlardan insülin izole ediyorlar. İnsülin kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı oluyor ve diyabeti tedavi etmek için kullanılan bir hormon. 14 yaşındaki şeker hastası Leonard Thompson ertesi yıl Best ve Banting tarafından insülinle tedavi edilen ilk kişi oluyor. 1923 yılında Otogiro ilk uçuşunu gerçekleştiriyor. Sierra C4 Otogiro diye geçen İspanya'nın Getafe kentinden ilk 180 metre uzunluğundaki uçuşunu yapıyor. İspanyol mühendis Juan de la Sierra tarafından tasarlanan bu tekne kaldırma sağlamak için uzun ince kanat benzeri rotor kanatlarını kullanıyor ve helikopterin icadının önünü açıyor. 1924 yılında da yeni bir galaksi keşfediliyor Edwin Hubble tarafından.
O Andromeda'nın Samanyolu galaksisinde sarmal bir bulutsu değil, tamamen ayrı bir galaksi olduğu sonucuna varıyor. Hubble, Andromeda'daki yıldızlar olan mesafeleri ölçüp Samanyolu'nun çapından daha uzakta olduğunu bulduktan sonra Andromeda'nın yaklaşık 2,54 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu ve 220 bin ışık yılı genişliğinde olduğunu söylüyor. 1923 yılında dinozor yumurtaları Amerikalı doğa bilimci Roy Chapman Andrews liderliğindeki keşif ekibi tarafından Ceratops ve Velociraptor dinozor fosillerini keşfediyor. İlk başta yumurtaların Protoceratops'tan olduğu düşünülüyor ancak daha sonra yapılan araştırmalar bunlar 75 milyon yıl önce yaşamış küçük dinozorlar olan Oviraptor'un yumurtaları olduğu anlaşılıyor ve bilimsel olarak ilk dinozor yumurtaları Moğolistan'ın Laming Cliffs bölgesinde keşfediliyor. Sağ tarafta da dinozor yumurtalarına ait Oviraptor yuva fosilini görebilirsiniz. Benim de üzerinde çok zamanda araştırma yaptığım sevdiğim mucitlerden biri John Luigi Baird. Kendisi bir İskoç mucit. Ve televizyonu bulan kişi, ilk mekanik televizyonu bulan kişi. Bunu yaparken de dikiş iğneleri, kurabiye kutusu ve bisiklet feneri gibi malzemeler kullanıyor. Baird aslında ilk başlarda bu icada kadar işte tıraş bıçakları tasarlıyor. Bazı böyle bilim çevreleri tarafından ciddiye alınmayan icatları var. Ama daha sonra televizyonun icadıyla birlikte çığır açıyor ve ilk televizyon mekanik bir şekilde görüntüyü tarayıp onu küçük disklerle, küçük bir disk üzerinden, dönen bir disk üzerinden, küçük deliklerle dolu bir disk üzerinden görüntüyü alıp aktarmaya yarıyor. Ve televizyonun gelişmesi bu dönemlerde 1920 yılların sonlarına doğru gerçekleşiyor ve 28'de ilk TV yayınları İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiliyor Atlantik Okyanus üzerinden. Ancak görüntü böyle çok güzel değil. Sağ tarafta da Baird'in görüntüsünü görüyorsunuz aktarılan. Yani görüntü çok net olmasa da bu dönem için okyanus ötesi sinyal gönderimi sağlanıyor, görüntü aktarımı sağlanıyor. Ve 1930'lu yıllarda da deneysel yayınlara başlıyor BBC. Ama o dönem için kullanılan yarı iletkenler, kullanılan lambalar oldukça fazla sıcaklık ürettikleri için, ışıkla birlikte sıcaklık ürettikleri için o dönemde yapılan yayınlarda daha çok kuklalar ya da mankenler kullanılıyor. 1930'lu yıllarda ilk deneysel yayınlar İngiltere'de BBC tarafından yapılırken. 20. yüzyılda otomobiller, kamyonlar artık hayati bir ulaşım moduna geçiyorlar. Olağanüstü motor, yani motorlu taşıtlar anlamında olağanüstü bir patlama görülüyor. 1895'te sadece 4 resmi tescilli araba var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama 1914 itibariyle bu sayı 254 milyonu aşmış. Ve üretim tekniklerinin gelişmesi, tasarımlar, fiyatların bu üretim teknikleri sayesinde düşen bu fiyatlar nedeniyle bu sefer arabaların fiyatları uygun hale gelmeye başlıyor. Ve Austin 7 1922'de piyasaya sürüldüğünde sadece 165 sterline mal oluyor. Ve 1939'da 290 bin araba üretiliyor. Tasarımlar geliştiriliyor. Araçlar artık daha tasarım harikası hale gelmeye başlıyorlar. Farlar artık arabaların üstünde değil, iç kısımlara alınıyor, yuvalara alınıyor. Çamurluklar kullanılıyor. Burada da bir 1936 Lincoln Zephyr Coupe aracını görüyorsunuz. Aynı zamanda burada aerodinamik devreye giriyor. Ve araba dizaynları aracın etrafındaki havayı rahatlatmaya
yarayan tasarımlar şeklinde kendini gösteriyor. Bu dönemdeki önemli olaylara baktığımızda 1804'te Benz, Velo, 1200'den fazla üretilen önemli sayıda ilk otomobil, 3 beygir gücünde ve 12 mil gidiyor saatte. 1896'da ilk elektrikli marş Londra'da bir arabaya monte ediliyor. Artık krank çevirmeye gerek kalmıyor. Elektrikli marş motorları 1896'da kullanılmaya başlıyor. Oldsmobile Curved Dash ilk seri üretilen otomobil ve bu araç 19.000'den fazla bu aracın değiştirilebilir parçalar kullanılarak bir montaj hattı üzerinde üretiliyor. 1908 yılında da Henry Ford'un meşhur Model T arabası özellikle yeni fabrikası açıldığında ve seri üretim sayesinde uygun fiyatlı otomobil çağını da başlatmış oluyor. Arabalarla ilgili gelişimler devam ediyor. 1959 yılında Alec Sogonis Mini Cooper'ı piyasaya sürüyor. Ondan önce arabalar daha çok büyük, hızlı ve statü sembolü araçlarken bu tasarım mini beğenilmeye başlıyor. Küçük ve ekonomik bir araba formatı insanlar tarafından kabul görmeye başlıyor. Ve önden yakıt tasarrufu sağlayan önden bir çekişe sahip üretilen bu mini arabalar. 21. yüzyılda birlikte de elektriğe yönelme, elektrikli araçlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Burada 1997 yılında bu dönemde olmasa bile hibrit otomobillerden bahsetmiş. Burada da Toyota'nın Prius modeli var, 97 model. Aynı zamanda bu dönemde arabaların gelişmesiyle birlikte, araba kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bir dizi çalışmalar yapılıyor. Bunları artık yol güvenliği önemli bir noktaya geliyor. Çünkü araç sayısı gün geçtikçe artıyor. Ve bu dönemde çarpışma test mankenleri kullanılıyor. Yani kaza anında gerçekçi insan modellerinin çarpışma neticesinde ne şekilde yer alınabilecekleri ya da bu yaralanma risklerinin nasıl azaltılabileceği ve hava yastığı gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Emniyet kemerleri ki Nils Bohlin emniyet kemerinin mucididir. Emniyet kemerleri bu dönemde bulunuyor ve hava yastığı ile ilgili çalışmalar da hızlı bir şekilde açılıp hayat kurtaran hava yastıkları ile ilgili çalışmalar. Burada ilk dizel motor işte 1939 yılında otomatik olarak vitesleri değiştiren motor şanzımanı General Motor tarafından ki bunu Cadillac ve Oldsmobile serileri için Hyramatic ismiyle piyasaya sürüyor. Orada 1973 ve 1997 yılında araçlarla ilgili, hibrit araçlarla ilgili bilgiler var. ...1926 yılına baktığımızda Amerikalı mühendis Robert Goddard sıvı yakıt ve benzin yakarak çalışan ilk roketi fırlatıyor. Roket 2,5 saniyeden fazla 2,5 saniye civarında uçuyor. Ama 1937'deki bu 2700 metre yüksekliğe ulaşan Goddard'ın Leon 3 roketinin yolunu açıyor. Bu dönemde 1925 yılında hızlı dondurulmuş gıdalar. Bunda da Amerikalı doğa bilimci Clarence Birdseye Kuzey Kutbu'ndaki Eskimo halklarının yiyeceklerini çok düşük sıcaklıklarda sakladıklarını, tadı ve dokusunu korumak için de nasıl hızla dondurduklarını gözlemliyor. Bunu da gerçekleştirmek için çift kayışlı bir dondurucu icat ediyor. Onun bu buluşu sayesinde de donmuş gıda endüstrisi başlamış oluyor. 1925 yılında Orta Atlantik Sırtı'nın haritalanması gerçekleştiriliyor. Orta Atlantik Sırtı, Alman bilimsel keşif ekibi tarafından
Atlantik Okyanusu'nun kuzeyden güneye neredeyse tüm uzunluğu boyunca uzandığı keşfediliyor. Ve bu okyanus tabanının 2-3 kilometre üzerinde uzanıyor. İki tektonik plakanın sınırını belirliyor. Ve bu araştırma 2 yıllık süre içerisinde Atlantik'te 67 binden fazla derinlik ölçümü gerçekleştiriyor. Pardon. Edwin Hubble galaksileri fotoğraflarda göründükleri şekilleriyle grupluyor ve Hubble sekans diyagramı olarak denilen bir diyagram oluşturuyor. Burada grafik, eliptik, sarmal ve çubuklu sarmal olarak galaksileri sınıflandırıyor. Yapay akciğer. Amerikalı araştırmacılar Philip Drinker, Louis Agassiz Chau tarafından elektrik motoruyla çalıştırılan yapay bir solunum cihazı. Buna o dönemler demir akciğer adı veriliyor. Yani kutu benzeri bir makine. Ve bu makinede nefes almak için yardıma ihtiyacı olan hastalara hava almasını sağlamak için üretilmiş bir cihaz. Ve içe ve dışarıya hava pompalanıyor. Ve bu da içindeki hava basıncını değiştirerek havayı hastanın akciğerlerinin girip çıkmasını sağlıyor. Çocuk felci hastasını yapay akciğere yerleştiren hemşirenin 1938 yılında çekilmiş fotoğrafını sağ tarafta görebilirsiniz. 1928'de penisilin keşfediliyor. Sağlık sektörü için gerçekten çığır açan bir buluş. Alexander Fleming, İskoç bilim adamı, laboratuvarında yıkanmamış petri kaplarında zararlı Staphylococcus bakterilerini yok edebilecek bir küf keşfediyor. Fleming küfün penisilin adını verdikleri antibakteriyel bir madde ürettiğini fark ediyor. Sonunda bakterilerin neden olduğu bir dizi enfeksiyon ve hastalıkla başa çıkabilen başarılı bir antibiyotik olduğunu kanıtlıyor. 1944 yılında da kimya fabrikaları ve silahlı kuvvetlere tedarik sağlamak için seri penisilin üretilmeye başlıyor. Penisilin bugün hala dünyada yaygın bir şekilde kullanılan ve hala hastaları tedavi etmekte, bakteri kaynaklı hastalıkları tedavi etmekte kullanılan bir ilaç. Bir sözü var Alexander Fleming'in, kişi bazen aramadığını bulur demiş. İlk radyosond uçuşu 1929 yılında gerçekleşiyor. Robert Brew bir hava balonunun altında asılı duran pille çalışan küçük bir bilimsel alet paketi olan radyosonde adı verilen bir cihaz icat ediyor. Bu hava durumu anlayışımızı günümüze getiren önemli bir adım. Çünkü bu balon sayesinde hava basıncı ve sıcaklıkla ilgili veriler ölçülüyor. Kori döngüsü denilen döngü, Çek biyokimyacılar Karl ve Gerrit Cori tarafından kaslar çok çalıştığında glikozun laktik asite parçalandığı biyolojik bir döngü keşfediyorlar. Eğer kaslarınızı bir anda kaslara yüklenirse, yoğun bir şekilde çalıştırıp yorulursa kaslarda laktik asit birikiyor. Bununla ilgili Cori döngüsü adı verdikleri biyolojik döngüyü keşfediyor Çek bilim adamları. 1928'de yeni icat edilen bir takılabilir kalp pili, Sydney kentinde ölü doğmuş bir bebeği canlandırmakta kullanılıyor. 1928'de. 1929 yılında Van de Graaff jeneratörü adı verilen jeneratör, Amerikalı bilim adamı Robert Van de Graaff tarafından ilk parçacık hızlandırıcılara güç sağlamak için yüksek gerilim elektrik üretmek için icat ediliyor. Jeneratörün daha küçük versiyonları statik elektriği göstermek için kullanılır ve bir öğretim yardımı olarak kullanılır. Bu metal kubbelerden siz de görmüşsünüzdür. Ve bu döneme damgasını vuran çok önemli bilim insanlarından biri Marie Curie. İki okul öğretmeninin kızı olan Marie parlak bir öğrenci. 1891'de Paris Üniversitesi'nde fizik ve matematik okumak için Fransa'ya taşınmadan önce öğretmen ve ardından mürebbi olarak çalışıyor ve 1906 yılında da üniversitenin ilk kadın profesörü
oluyor. Curie'nin en büyük kızı Irene ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında annesiyle radyografi uzmanı olarak çalışıyor ve bir bilim insanı olarak Irene ve Juliet Curie, kocası Frederick ile yapay radyoaktivitenin keşfiyle 1935'te Nobel ödülü kazanıyor. Einstein'ın da hayranlık duyduğu bir isim Marie Curie, onun için tüm ünlü varlıklar arasında şöhretin bozulmadığı tek kişidir diyor Marie Curie için. Kendisi aslında Polonyalı Fransız fizikçi ve kimyager. 1867 ve 34 yıllar arasında yaşıyor. Fiziğe, kimyayı ve tıbba büyük katkılarda bulunuyor. Yeni kimyasal elementler keşfediyor ve radyoaktivite konusunda bilimsel anlayış geliştiriyor. Ve Fransa ve Varşova'da dünyanın ünlü iki araştırma laboratuvarı, Curie Enstitüleri kuruluyor. Pierre Curie ile ortaklığı Polonya, Varşova, Maria Salome, Skalskoda doğan Marie Paris Üniversitesi'nde okumak için Fransa'ya taşındığında orada Fransız kimyager Pierre Curie ile tanışıyor. Çift 1895'te evleniyor ve yeni keşfedilen radyoaktivite fenomenini inceleyerek birlikte çalışmaya başlıyorlar. Ve polonyum ve radyum ismi verilen iki kimyasal element onların keşfi. Polonyum'a hatta Mary'nin ana vatanı olan Polonya'dan bu isim verilmiş. Burada Curie'ler kadranlı blend adı verilen bir uranyum cevherinin saf uranyumdan daha yüksek seviyelerde radyoaktiviteye sahip olduğunu keşfediyorlar. Ve Nobel ödülünü kazanıyorlar. 1903'te Curie, Henri Becquerel ile birlikte Nobel Fizik Ödülünü kazanıyor. Marie ödülün ilk kadın kazananı oluyor. Pierre Curie 1906'da bir araba kazasında hayatını kaybettikten sonra Madame Curie çalışmaya devam ediyor. Çalışmayı bırakmıyor ve 1910'da saf radyumu izole etmeyi başararak Nobel Kimya Ödülünü alarak iki Nobel Ödülü kazanan ilk kişi olma unvanına sahip oluyor. Burada sol tarafta Marie'nin radyumla ilgili çalışması da kullandığı cam bir şişe. Bu şişe radyasyona maruz kaldıktan sonra menekşe mavisine dönüyor. Bir ömür boyunca radyasyona tabii ki maruz kalmak Madame Curie'ye zarar veriyor. Ve o da radyasyonun neden olduğu bir hastalığa yakalanıyor. Bu hastalıkla savaşmasına rağmen 66 yaşında Fransa'da hayatını kaybediyor. Onun da bir sözü var, güzel bir söz. Laboratuvarındaki bir bilim insanı sadece bir teknisyen değil, aynı zamanda onu peri masalıymış gibi etkileyen doğa olaylarıyla yüzleşen bir çocuk. Burada keşfetmenin, bulmanın, icat etmenin ne kadar harika bir duygu olduğunu, bir peri masalıymış gibi olduğunu hissettirdiğini betimlemiş. 1930 yılında ilk Batisfer dalışı yapılıyor. Barton, Batisfer'i sağ tarafta görüyorsunuz. 1930 yılında Otis Barton tarafından tasarlanıyor ve rekor kırarak 923 metrelik derinliğe dalıyorlar bu Batisfer'le. Tabii ki çok güçlü çelik bir gövdeye sahip. Çünkü çok büyük derinliklerde su basıncına dayanabiliyor. Burada cüce gezegen Plüto 1930'da Clyde Tombaugh tarafından keşfediliyor ve adını 15 yaşındaki bir kız olan Venetia Burney tarafından bu isim veriliyor. 1931 yılı Big Bang teorisi. Burada Belçikalı rahip ve astronom George Lemaître daha sonra Big Bang teorisi olarak bilinen evrenin doğuşu için bir teori öneriyor. Burada Lemaître herhalde o şekilde söyleniyor. Evren genişlerken bir zamanlar birbirine çok daha yakın olmuş ve ilkel atom veya kozmik yumurta dediği tek bir noktadan dev bir enerji patlamasıyla başlamış olması gerektiğini düşünüyor. Burada da büyük patlamanın aşamalarını resmeden bir görüntü görüyorsunuz. Tek bir noktadan büyük patlamayla oluştu. 1931 yılında Empire State gökdeleni, dünyanın o zaman en yüksek binası,
yaklaşık bu inşaat esnasında 57 bin ton kolon ve çelik kolon ve kiriş kullanılıyor. 1931 yılında da elektron mikroskobu Alman mühendisler Ernst Ruska ve Max Noll tarafından transmisyon elektron mikroskobunu üretiyorlar ilk olarak. Ki elektron mikroskopları da çok önemli bir icat. 50 bin kat veya daha fazla büyütme sayesinde tek tek molekülleri görmeye yeterli büyütme sağlıyor. 1930'lu yıllarda da bir numunenin yüzeyini incelemek için kullanılan taramalı elektron mikroskopları geliştiriliyor. 1934 yılında da kedi gözü ismi verilen İngiliz yol işçisi Percy Shaw tarafından bir kedinin gözlerinin ışığı nasıl yansıttığını fark ediyor ve ondan sonra yol güvenliği cihazı olarak bunun patentini alıyor. Hala kedi gözü olarak tabir edilen bu icat yola takılan kauçuk ve metal kubbeye yerleştirilmiş merceklerden oluşuyor. Bu herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymuyor. O yol şeritlerinde, yolun ortasında bazen yol şeritleri arasındaki sınırları aydınlatmak için araçtan gelen, fardan gelen ışığı geri yansıtmak amacıyla kullanılıyor. 1933 yılında frekans modülasyonu Edwin Howard Armstrong tarafından ilk pratik FM radyo icat ediliyor. Burada onun bir resmini görüyorsunuz. O zaman genlik modülasyonu, amplitude modulation adı verilen genlik modülasyonu radyolarla karşılaştırıldığında frekans modülasyonunun tabii ki çok ciddi avantajları var. Bunlar gürültü ve parazitlerden daha az etkilenmesi, çok uzaklara yayın yapabilme seçeneği, aynı zamanda band genişliği daha büyük olduğu için daha yüksek kalitede sinyal aktarmayı sağlaması ve ilk FM radyo istasyonları 1930'ların sonlarında Amerika'da yayın yapmaya başlıyorlar. 1934'te patlamış yıldızlar Walter Bates, Alman gökbilimci ve Fritz Zwicky, İsviçreli gökbilimci, süpernova adını verdikleri devasa yıldız patlamalarının kalıntılarından nötron yıldızların oluştuğunu öne sürüyorlar. Ve onlar 120 süpernovanın kalıntılarını keşfetmeye devam ediyorlar. Burada da bir nötron yıldızının kalıntılarını görebiliyorsunuz, fotoğraflanmış. Taramalı elektron mikroskobu Ernst Ruska ışık mikroskobundan 12 bin kat daha yüksek çözünürlüğe sahip ilk transmisyon elektron mikroskobunu üretiyor. Ve burada mikroskop üzerinde Ruska ve Knoll'un Berlin'deki çalışmasıyla ilgili bir fotoğraf görüyorsunuz 1933 yılında. Ve o ilk elektron mikroskobunun mucidi Ernst Ruska şunu diyor: İşimiz bana öyle geliyor ki varoluşun en küçük biçimlerinin bitmez tükenmez doğası dünyasına göz atma yeteneğimiz aracılığıyla bize özel bir zevk ve tatmin bonusu getirebilir diyor. Ve elektron mikroskobunun gelişimi daha sonra 38 yılında daha da geliştirilerek 8000 kat büyütme sağlanıyor ve bu değer gittikçe artıyor 100.000 kata kadar. Richter ölçeği adı verilen ölçek Amerikalı fizikçi Charles Richter tarafından ortaya atılıyor ve bu ölçek depremler tarafından salınan enerji miktarını ölçmek için kullanılıyor. Ve salınan enerji Richter'in bu ölçeğine göre çoğu deprem 4.0'ın altında kayıtlı, en güçlü ölçü 9.0 ve üstü. 1935 yılında da ekosistem fikri İngiliz botanikçi Arthur Tansley tarafından tanımlanıyor ve bir habitatta tüm canlılar arasındaki karmaşık ilişkiler kümesi olarak ekosistem fikrini tanımlıyor. Bir ekosistemin tüm bileşenlerinin birbirine bağlı olduğunu ve onların yaşamlarını birbirine bağımlı olarak devam ettirdiğini, eğer herhangi biri bir ekosistemde bulunan herhangi bileşenlerden biri, bulunanlardan biri değişirse bu ekosistemin değişmesine neden olabilir diyor Arthur Tansley.
Naylon, Amerikan kimya şirketi DuPont'ta polimer olarak bilinen uzun moleküler molekül zincirlerini araştıran Wallace Craters liderliğinde bir ekip tarafından yapılıyor. Naylon sert, hafif ve dayanıklı. Çorap diş fırçası kılları, paraşüt kanopileri yapmak için hızla artan bir taleple gittikçe gelişiyor. 1935 yılında bulunan naylon. 1936 yılında da son tilasin, yaygın olarak Tazmanya kaplanı olarak bilinen tilasin türünün son canlı örneği Tazmanya'daki Hobart Hayvanat Bahçesi'nde hayatını kaybediyor, ölüyor ve tilasin yavrularını vücutlarında bir kese içinde taşıyan ve beslenen Avustralya'nın en büyük et yiyen keseli hayvanı olarak biliniyor. 1937 yılında ilk jet motoru, bu da Birleşik Krallık'taki havacılık mühendisi Frank Whittle ve Almanya'daki uçak tasarımcısı Hans von Ohain tarafından. Onlar önce yerde test ediyorlar jet motorlarını. Daha sonra jet motorları gelişimi gittikçe gelişmeye başlıyor ve uçaklarda kullanılmaya başlıyor. 37 radyo teleskop anteni Rutte Reber tarafından Lyonis'teki evinin arka bahçesinde bir radyo teleskop anteni inşa ediyor ve o bu sayede uzaydaki yıldızlar ve galaksiler tarafından yayılan radyo dalgaları için gökyüzünün, gece gökyüzünün haritasını çıkartıyor. 39 yılında Albert Einstein, Başkan Franklin Roosevelt'e bir atom silahı yapmayı öncelik haline getirmesini çağıran bir mektup yazıyor. Bu bir talihsiz olay, 1939 yılına karşılık geliyor. İlk tek rotorlu helikopter Rus-Amerikalı Mucit Igor Sikorsky tarafından VS-300, ilk helikopter, pratik helikopter ki o VS-300'ü ilk uçuşunda onun fotoğrafını görebilirsiniz. Bu 75 beygir gücünde motorla çalışan 3 rotor kanadı olan bir helikopter ve bu uçuş 1940'ta Connecticut'ta gerçekleştiriliyor. Ve 1938 yılında Roy Plunkett, politetrafolora etilen ismi verilen ve teflon olarak bilinen yeni bir soğutucu tesadüfen keşfediyor. Teflon tepkisiz, daha düşük sürtünme sunuyor. Bu da onu yiyecekleri pişirirken yapışmadan pişirmesi için kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda teflon tabii sadece tavalarda kullanılmıyor. Dişlilerde ve ataklarda, makine parçalarında kullanılıyor. 1938'de yaşayan fosil keşfediliyor. Müze küratörü Marjorie Curtinel Latimer olan dışı örnekler ararken Güney Afrika'nın doğu kıyısında bir balıkçının yakaladığı, daha sonra Koyakant olarak tanınan alışılmadık bir balık keşfediyor. Normalde bu balığın 65 milyon yıl önce öldüğü düşünülüyor. Ama ölmediği görülüyor. Bunun için de Latimer şimdiye kadar gördüğüm en güzel balık, 5 fit uzunluğunda ve yanar döner gümüş lekeli, soluk leylak rengi bir mavi olarak tanımlıyor. 1939 yılına gelindiğinde ise İsviçreli kimyager Paul Hermann Müller ilk kez 1874'te üretilen dikloro difenil triklorotan güçlü ve etkili bir böcek ilacı bu. Bunu keşfediyor ve 43 yılından itibaren de sıtma, tifüs ve dan kumması ile mücadele etmek için ve daha sonra da ekin zararlarından kurtulmak için ilaçlama olarak kullanılıyor. Ancak DDT olarak tabir edilen bu ilaç 1970'li yıllarda birçok ülkede kimyasalının zararlı etkileri ve bunun yarattığı korkular nedeniyle yasaklanıyor. Periyodik tablo ilk kez 1789 yılında Fransız kimyager Antoine Lavoisier, o 33 kimyasal elementi gazlar, metaller, ametaller ve topraklar olarak basitçe 4 türe ayırıyor. Ve bu 4 türe ayırdığı bu çalışmasını Elementary Traces of Chemistry'de yayınlıyor. Ve Rus kimyager Dmitri Mendeleev o sırada bilinen 59 elementi göreceli atomik kütlelerine göre
göreceli atomik kütlelerine göre 8 gruba ayırıyor. Periyodik tablosu galyum 1875'te, skandiyum 1879'da keşfediliyor. Germanyum yarı iletken 1886'da keşfediliyor. Ortaya çıkan bu keşfedilmemiş elementler için 3 tane boşluk bırakıyor periyodik tablosunda. Periyodik tabloyu biliyorsunuz, elementlerin sınıflandırıldığı. Periyodik tabloda günümüzdeki halini almış durumda. Burada elementler atom numaralarına, kimyasal sembollerine, göreceli atomik kütlelerine göre sınıflandırılıyor. 1669 yılında Alman kimyacı Henning Brandt idrardan fosfor izole ediyor. Kimya kullanılarak keşfedilen ilk element bu. 1773 yılında İngiliz bilim adamı Joseph Priestley oksijen gazını izole ederek deplocated hava adını veriyor. Daha sonra 1772'de Alman kimyager Karl Schell de bunu yaptığını iddia ediyor. 1829 yılında elementleri benzer kimyasal özelliklere sahip klor, brom, iyot gibi üçlü gruplar halinde organize etme işlemini Alman kimyager Johann Wolfgang Dobereiner yapıyor. Ve Dimitri Mendeleev'in öncü periyodik tablosu Almanca ve İngilizce'ye çevrilerek Rus dergisinde yayınlanıyor. Henry Moseley'in bir atomun yaydığı X ışınlarının doğasının içindeki proton sayısına bağlı olduğu 1913 yılında, 1940 yılında Amerikalı kimyager Glenn Seaborg plütonyum ve daha sonra tablo üzerinde uranyumdan sonra ortaya çıkan 9 element keşfediyor. İskoç kimyager William Ramsey argon elementini keşfediyor. 1898 yılında Marie Curie ve Pierre Curie radyum ve polonyum olarak adlandırdıkları iki yeni kimyasal elementi izole ediyorlar. 42 yılında V2 füzesi ilk kez, ki sıvı yakıtlı bir roket motoruyla çalışan dünyanın ilk füzesi, Almanya'da test ediliyor. 3 kez fırlatılmasına rağmen testler başarısızlıkla sonuçlanıyor ama 4. testte 46 fit yüksekliğindeki roket 85 bin metreden daha yüksek bir yüksekliğe ulaşabiliyor. Ve bu füze, 1942 yılındaki bu füze 2. Dünya Savaşı'nda düşman hedeflerine fırlatılıyor. 42'de deneysel nükleer reaktör, ilk nükleer reaktör Chicago Pile 1 yakıt olarak uranyum kullanan ilk kez bir nükleer zincir reaksiyonunu gerçekleştiriyor. Burada İtalyan fizikçi Enrico Fermi reaktörü inşa eden Chicago Üniversitesi ekibine liderlik ediyor ve uranyum atomları reaktörde füsyonla bölündüğünde ortaya enerji ve nötronlar çıkartıyor. Bu da günümüzde nihayetinde nükleer santrallerin gelişmesine yol açıyor. Öncü bir çalışma. 40 yılında plütonyum keşfediliyor. Plütonyum elementi 1940 yılında Kaliforniya Üniversitesi'nde Amerikalı kimyagerler tarafından keşfediliyor. Cüce gezegen Plüto'dan sonra adlandırılıyor bu element ve nükleer silahlarda kullanılıyor. Voyager uzay sondası her biri elektrik üretmek için plütonyum 238 yakıtının çürümesinden kaynaklanan ısıyı kullanan 3 adet 100 watt radyoizotop termoelektrik jeneratör tarafından çalıştırıyor. Bu uzay sondası Voyager 1 şu anda dünyada en uzak noktadaki yapay nesne. 1943 yılında Fransız Jacques Cousteau ve Émile Gagnon kendi kendini regüle eden bir su altı solunum cihazı olan aqualung'u icat ediyorlar. Bu şekilde de dalış popüler bir hale geliyor. Aynı zamanda Alman kodlarını ve gizli mesajları kırmak için 43 yılında önce bir elektronik bilgisayar olan Clausius üzerinde çalışmalar başlıyor. 43'te böbrek diyalizi Wilhelm Johann Kolff tarafından portakal suyu kutuları ve eski bir çamaşır makinesi gibi malzemeler kullanılarak ilk diyaliz makinesini yapıyor kendisi ve 1944'te ekolokasyon keşfediliyor. Yarasaların gezinmek ve avlarını avlamak için nasıl ses dalgaları yaydığını tanımlamak için bu terimi icat ediliyor.
Bunu da Amerikalı biyofizikçi Donald Griffin yapıyor. Ve yarasalar bu özelliklerini kullanarak bu ses dalgalarını saatte 500'den fazla böceği yakalayabiliyorlar. 1943 yılında antibiyotik tüberkülozla mücadele için kullanılıyor ve kimyasal streptomisin ilk olarak Amerikalı bilim adamı Selman Waksman'ın laboratuvarında personel tarafından toprakta bulunan bakterilerden izole ediliyor. Bu şekilde tüberküloz hastalığı için tüberküloz hastalığıyla mücadele eden ilk antibiyotik olduğu kanıtlanıyor. 45 yılına gelindiğinde de Amerikalı fizikçi Percy Spencer, Raytheon adlı bir şirkette radar teknolojisi üzerinde çalışırken magnetron adı verilen yüksek güçlü vakum tüplerinin nasıl mikrodalgalar yaydığını keşfediyor. Ve bu da Spencer ve Raytheon ilk ticari mikrodalga fırın olan Radirange'i geliştiriyorlar. Ve Trinity testi. 16 Temmuz 1945'te ilk atom silahı New Mexico, Alamogordo'da patlatılıyor. Ve bu saniyenin sadece 16 binde biri içinde bir mantar bulutu şeklinde 200 metre uzunluğa ulaşıyor ve 12.600 metre yüksekliğe çıkıyor. 20.500 ton TNT patlayıcı gücündeki patlama o kadar çok ısı üretiyor ki New Mexico'daki çölde yapılan bu testte, Trinity testin olarak bilinen bu testte çöl tabanının kumunu eritiyor ve Trinity olarak bilinen cam haline getiriyor. Japonya'nın Hiroşima kentine biliyorsunuz Enola Gay adlı uçaktan atılan bomba neticesinde 3 hafta sonra şehri harap ederek 100 binden fazla kişinin ölmesine sebep oluyor. Burada Robert Oppenheimer'ın bir sözü var. Dünyanın aynı olmayacağını biliyorduk. Birkaç kişi güldü, birkaç kişi ağladı. Çoğu ise sessizdi demiş. Bu kadar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. İlker, çok teşekkürler. Şimdi Lumière'in ilk sinema gösterisinden başladın, Trinity testiyle bitirdin. Yaklaşık 55 yıllık bir dönem ama hakikaten yani bugünkü modern anlamdaki bilimin iyi kötü biz çok şeyin temelin atıldığı dönem. Çok çok ilginç bilgiler var. Yani ben de çok dikkatlice dinledim. Yani teknolojik bulguların dışında bir takım insan hikayeler var. İşte mesela Piltdown adamı dünyanın en büyük sahtekarlığı olarak geçmiş. Adam şey yapmış, orangutanın çenesiyle insanın kafatasını birleştirip evrimin ara yolunda bir yeri buldum diye insanları dolandırmış. 40 sene sonra ortaya çıkmış. Ondan sonra mesela Booth'un at arabasıyla temizlik süpürgesi. Evet. O çok ilginç bir şey. Şimdi biliyorsun modern süpürgelerimiz var. Kendi kendine hareket eden. Evet. Sonrasında o dönemin bilim adamları aslında hayatlarını bu işe adamışlar. İşte Madame Curie'nin radyasyondan ölmesi. Bu Alfred Wegener o mesela bir araştırma gezisi sırasında Grönland'da ölüyor. Onu biliyor musun bilmiyorum. O gezi önce bir fotoğrafı var bir arkadaşıyla. O ikisinden bir daha haber alınmıyor. Lilienthal, Alman havacı, işte yine bir sürü planör uçuşu yaptıktan sonra Uğur'da ölüyor. Bunlar ilginç bilgiler. Sonra işte röntgenin X ışınlarını hani X bilinmeyen matematikten yola çıkıp bulması, o ilginç bir bilgi. İlk yapışkan bantın bulunma hikayesi Eric Dixon'dı galiba değil mi? Evet. Onun eşi için yapmış oradan yapıyor. Sonra şey mesela bu Kanada'daki Rocky Dağları çok ilginç. Dünyada en çok fosilin bulunduğu yer. O benim çok ilgimi çekti. Konstans Gölü ilk zeplin uçuşu yapılmış. Ben Konstans Gölü'nün etrafında bisikletle tur yapmıştım. Yani şimdi o bilgiyi duyunca daha farklı bir şey oluyor Konstans. Ve tabii ben tiyatroyla çok ilgiliyim. Karel Kepey'in ilk kez bir oyununda robot kelimesinin kullanılması. Yani benim için bunlar sadece böyle birkaç tane hani satır başlarını not düştüm ama çok çok ilginç bilgiler vardı. Aslında şöyle bakıyoruz hani bu biz bilim tarihi kronolojisine başladığımızda birkaç yüz binin tarihini bir günde anlatıyorduk. Sonra aslında çağımıza geldikçe
Mesela geçen hafta 100 yılın tarihini yaklaşık 2 saat sürede Harun anlatmıştı. Şimdi 50 yılın tarihini gene yaklaşık o sürede sen artıyorsun. Aslında bizim bugün bildiğimiz bu bilim aslında son 150 yılda gelişmiş. Son 50-100 yılda çok çok gelişmiş. Ben de bunlara vurgu yapmak istedim. Var mı katılımcılardan herhangi bir katkı, yorum, soru? Yani çok keyifliydi. Tabii dinleyenler uzun süre olduğu için yoruldular. Yok mu herhangi bir yorum, katkı? Ben katkı verebilir miyim hocam? Yücel. Tabii Yücel. Hocam şey de çok ilginç geldi. Yani İlker'in eline yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Bir de bu elektrikli araçlardan önce Henry Ford'un araçların aksını, yani iki tekerlek arasındaki mesafeyi nasıl bulduğu çok ilginçti. Yani bu araçlarda inanmayacaksınız ama o aradaki aks, yani iki tekerleğin arasındaki mesafe yıllardır hiç değil. Heyetindeki İngiliz soylu atlarının iki kalçasının arasındaki mesafe. Bu çok İlginç. ilginç. Yıllardır da bu aks mesafesi hiç değişmez. Çok ilginç değil mi? Ya ben bunu bulmuştum. Çok ilginç gelmişti. Bir yere not etmişim. Aklıma o geldi. Çok güzel. Teşekkür. Güran Bey, siz de bir şeyler Evet söyleyeceksiniz hocam. İyi akşamlar herkese. Ben de bir katkıda bulunmak isterim. Baştan sona sunumu çok dikkatle izledim. İlker hocama çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Benim katkı vermek istediğim konu, iki defa Edwin Hubble'ın ondan sonra adı geçti. 1924 ve 1926 yılında yaptığı keşiflerle ilgili geçti. Ben o katkı olarak şunu söylemek isterim hocam. Asıl Edwin Hubble 1929 yılında gerçekten çığır açıcı bir gözlem yapıyor. Galaksileri keşfediyor. Evet, uzak galaksilerin birbirlerinden nereden bakılırsa bakılsın galaksilerin bizden uzaklaşmakta olduğunu fark ediyor. Ve bunun hızını ölçüyor. Ve bu şekilde makarayı da geri sardığımızda bundan tam 13,7 milyar yıl öncesine götürüyor. Ve 1931 yılındaki Big Bang teorisinin de temelini oluşturuyor. Gerçekten evrenin başlangıç sorusunu bilimin sahasına taşıyan bir insan olarak Edwin Hubble'ın 29 yılında 1929 yılında yapmış olduğu bu keşfi gerçekten çığır açıcı bir keşif olarak görüyorum. Buna artı olarak söylemek istedim. Çok çok teşekkürler. Sattar, senin de herhalde bir katkın olacak. Merhaba hocam. Teşekkürler İlker Bey'den, çok güzel. Hocam ben önceki yayınlarda olamadım. Şu anda yurt dışından katılıyorum. Prezentimi acaba sıra var mı? Onu istedim bilen nasıl olacak? Ben de bir prezentim olsun. Yani Ha biz şimdi şöyle, öncelikle Sattar, önceki sunumları YouTube linklerinden izleyebilirsin. evet. İleriki sunumlar için de hazır olanlara göre program yapıyoruz. İlk diziyi 6 bölüm halinde yaptık. Haftaya bitireceğiz. Ondan sonra 6 bölümlük bir bilimi değiştiren, tarihini değiştiren Bilim Adamları diye bir dizi yapacağız. Seninle ilgili daha sonraki tarihlerde iletişime gireceğiz. Sana bir konu net vermemiştik. Yoğunluğum vardı. Seyahatlerim vardı. Onu ayrıca konuşacağım seninle, olur mu? Hocam teşekkürler, çok Hı. teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Başka herhangi bir katkı var mı? Yok herhalde. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben kaydı durduruyorum.